Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Fenerbahçe ile Zorlu Hedefler serisinin 11. bölümüyle sizlerle beraberim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sezona, bu klasmana. Biraz kötü başladık diyebiliriz, kötü devam ediyoruz. Yaptığımız son 2 maçta 2 mağlubiyet aldık, sinir krizi geçirdim. Bunun ne kadarını gördünüz, ne kadarını görmediniz bilmiyorum, daha yayınlamadım. Yani siz izlediniz bu videoyu, izlediğiniz an yayınlanmış olacak ama ben daha montajını yapmadım. Hangi bölümleri izlediğinizi bilmiyorum. 6 maçımız var ve mutlaka 10 puan almak zorundayız. 6 maçın en az 3'ünü kazanıp birinde berabere kalmamız gerekiyor. Yani 2 tane mağlubiyet hakkımız var ama almak istemiyoruz. Birini kaybedersek kupaya uzanabiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu klasmandan da temiz bir şekilde çıkmamız lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Bu şekilde başlayacağım. Sto, Atıf Şeşu, Volkan Şen, Joseph, gördüğünüz gibi bu kadroyla oynayacağım. Hadi başarılar Fenerbahçe. Ama bir saniye, bir dakika, şunu yapacaktım. Birkaç oyuncuya, sadece birkaç oyuncuya şunları eklemek istiyorum. Emenike, malzemeyi kullan ve Emenike'ye bitiricilik eklemek istiyorum. Evet, isabetçi, avcı, şut ve fiziğini yükseltmek istiyorum Emenike. Emenike'nin artık temel değil de bitirici Emenike'miz var. Kupa kazanıldı, fut bilimi. Yani laboratuvarda oyuncunun kimyasıyla oynamışız. Bize bir kupa verdi. Birkaç oyuncuya daha bunu eklemek istiyorum. Sürekli oynattığım kim olabilir? Mesela defansta Kea'ya ne ekleyebiliriz? Önerilenlerde ne var? Hemen bakıyorum. Kesici, nöbetçi. Bunu Mehmet Topal'a, evet, nöbetçiye ekleyelim. Diğerini Şikirtel'e eklemek istiyorum. Hemen şöyle Şikirtel'lerde. Ya da Lens'e bir şeyler ekleyelim ya. Lens'e ne ekleyebiliriz bakalım. Bunları daha geniş bir zamanda yapmak istiyorum. Gölge, Dinamo. Evet, Lens, hız, dribling ve pas. Aslında Lens'e bu gider. Lens'e Dinamo'yu ekleyebiliriz. Van Persie'nin informuna ne ekleyebiliriz? Hemen bakıyorum. Avcı olabilir, hız ve şut olabilir. Ya da isabetçi olabilir. Hangisi daha iyi? Şut, dribling, fizik, hız, şut. Avcı. Hız ve şut. Evet, Robin van Persie'ye bunu ekleyelim. Birkaç oyuncuya daha bir şeyler ekleyip devam etmek istiyorum. Mesela Mehmet Topal'a kesiciyi ekleyebiliriz, değil mi? Topal oralarda çok fazla top kesiyor. Avcı ve mimar var önerilen. Kesici kaleci için herhalde. Ha, defans içinmiş, bakayım. Hız, defans, fizik. Tamam, Topal'a bunu eklemek istiyorum. Aynen. Mehmet Topal'a kesiciyi ekledik. İsmine aldandım aslında. Alper Potak'a bir şey eklemek istiyorum. Alper Potak'a ne ekleyebiliriz? Önerilende ne var? Gölge, avcı, güçlü. Avcı, hız ve şut. Hemen kimya kartlarına bakalım, orta saha için neler var? Pas ve fizik. Güçlü. Pas ve defans. Dinamo, hız, pas, dribling. Aslında Alper Potak'ın hıza ihtiyacı var. Daha fazla. Dinamo'yu ekleyelim ya Alper Potak'a. Ekle gitsin. Yeterli arkadaşlar, bu bölümde bu kadar oyuncu ekleyelim. Devam edelim, fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Her maçtan sonra sıkıldıkça bunlarla uğraşırız. Hadi bakalım, mutlaka galip gelmemiz gereken maçlardan birine daha çıkıyoruz. Rakip geldi. Evet, gecikme yok. Bir Türk'e oynuyoruz, Türk'e karşı oynuyoruz. Güzel. Türklere karşı oynamayı seviyorum. Çünkü aramızdaki bağlantı 3 oluyor her zaman. Ama bence daha zor oluyor Türklere karşı oynamak. Rakibin kadrosuna bakalım. Rating 81. İngiltere Premier Ligi'ni dizmiş. Juventus'tan bir oyuncu olsa da iki oyuncu. Yo, Juventus mu? Newcastle olabilir. Bilmiyorum. Hadi bakalım, zor bir maç bizi bekliyor. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maç. Unutmuyoruz. Deplasmandayız ve Bora FC'ye karşı oynayacağız. Kırmızı Kep taraftarları kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde yerini aldılar. Puslu bir hava, sisli bir hava sanırım. Öyle görünüyor. Başarılar çocuklar. Dikkatli oynamamız lazım. Sakin oynamamız lazım. Ne olursa olsun, 1-0 olsun, bizim olsun mantığıyla oynamamız lazım arkadaşlar. Gaza gelmeyelim. Rakibin futbolunu, oynayışını hiçbir şey bilmiyoruz. Dikkat etmek lazım. Hadi çocuklar, topu kaptık. Paslaşa paslaşa geliyoruz. Fernandao bastı topa. Fernandao, açacağız oyunu. Emenike. Yürü oğlum Emenike. Hadi Volkan Şen'e doğru kötü bir top. Emenike, kendine gelmen lazım. Yürü Emenike. Yar git oğlum. At çalımı. Emenike, girer misin Emenike penaltı? At kendini. Penaltı gelsin. Ya bu şuta birkaç kere arka arkaya basınca aşırtma çekiyor. Deli oluyorum ya.
Online olduğu için zamanlamayı tam yapamıyoruz ya. 2-3 kere arka arkaya basıyorum almaz diye. Yürü oğlum. Harika. Hadi M2 yaz bunu. Yine golleri kaçırıyoruz. Üzerimde çok negatif bir enerji var. Bıyıklarım kaşınıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda bıyıklarımı kaşıyıp duruyorum. Şuralar bak. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Çünkü önemli maçlar. İndir oğlum. Harikasın Sto. Yürüyün çocuklar. Fernandao ağır kaldı ve ortada büyük bir boşluk var. Rakibin de kontra ataklarına dikkat etmemiz lazım. Bizim ne kadar gol kaçırdığımızın önemi yok. Güzel pas denedi. Top önünde kaldı. Aman çocuklar uzaklaştırın Roman Neustadter. Hadi bir kontra hata daha çıkabiliriz. Volkan Şen. Emenike gitti. Harika bir top. Yürü Emenike. Yar git eski günlerindeki gibi ama olmuyor. Olmuyor maalesef. Alırız o topu. Oo, oyunun takılması. Kayarak müdahale. Bravo Keya. Miroslav Sto. Harika yere. Fernandao. En sola attık. Hadi geçtik oğlum. Atıf Şeşu. Kalk Fernandao önümden. İnanılmaz kötü geldik arkadaşlar. Bakın Emenike'yle çalımı atmışım aslında ama tahmin edemedik. Salak gibi koşu yaptılar ya. Ver şu topu ver. Bu maçı almamız lazım. Erkenden strese giriyorum biliyorum ama artık girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Yürüyün. Van der Wiel, yürü oğlum. Yürü aç ayağından hızlısın. Gönder kimse yok biliyorum ama. Kovalayan da yok neyse önemli bir yerden taş kullanacak rakip. Fernandao bırakma topu. Bırakma bırakma tahmin ettik ama alamadık. Al o topu. Harikasın. Hadi oğlum. Hadi Atıf. Çalım. Ah gelmedi. Sto. Verdik topu Volkan Şen'e. Volkan Şen. Volkan Şen. Ne oluyor? Yaz bunu. Vur oğlum be. Vur. Vur. Allah'ım ya Rabbim. Şu kalecilerin kale dibinden böyle arka arkaya 2-3 kere top kurtarmalarını çok yaşadık maalesef. Hadi Fernanda. Yürü yar git. At omzu at. Girersin. Deve gibisin. Penaltı geldi. Penaltı geldi. Ben de diyorum nereye vurdu yine? Sarı var mı? Kırmızı var mı? O adam orada düşüyorsa penaltı gelir herhalde. Vallahi yok gibi ama boşuna da düşmemiştir. Fernandao madem penaltı sana yapıldı sen çek abi. Hadi Fernandao. Hadi oğlum. İşte 1-0 öndeyiz. Fernandao. Bravo çocuklar. İyi oynuyoruz ya. Bu maçta rahat oynuyoruz ama dikkatli olmalıyız. Her zaman için dikkatli olmalıyız. 3 puan çok önemli. Bir önceki bölümün ikinci maçını hatırlıyorum da maç nereden nereye geldi? Harikasınız. Fernandao'nun bu tarz pozisyonlarda fizik koyması, vücut koyması bizim için çok önemli. Herkesi gerçekteki gibi kullanmalıyız. Hadi paslaşıyoruz. Atıf. Atıf bravo. Emenike gitti. Top önümüzde kaldı. Volkan Şen. Yar git. Emenike'yi attık. Emanuel Emenike. Yürü. Ver pası Volkan Şen. Bomboş. Yaz. Çok gol kaçır. Ya benim kadar gol kaçıran kimse yoktur herhalde ya. Hadi oğlum. Yürü. Miroslav Sto. Sevdiğin şeyler Sto. Daya sağ ayağınla. Niye sol plase vuruyorsun? Vallahi billahi plase vurmadım ya. Bak vuruşa bak. Yemin ediyorum plase tuşu yok orada. Rahat oynarsak 2'ye, 3'e, 4'e gider ama sadece rahat oynarsak. Sese gidersek kaybederiz. Emenike. Tekrar Emenike. Vur Emenike. Yaz bunu. İşte bunu bekliyorum senden. Avcı Emenike. Bitirici Emenike. Sarıl arkadaşına. Rahat bir maç olsun ya. Vallahi billahi buna ihtiyacımız var gerçekten. Şu kameramı bir kontrol edeyim. Beyaz oluyor. Oyunun zevkini kaçırmasın. Evet bir sıkıntı yok. Devam. 2-0 öndeyiz. Emanuel Emenike dakika 31'de ikinci golümüzü attı. Rakibin ratingi, matingi hiçbir şey önemli değil. Biz ruhumuzla oynuyoruz. Top bizde. Atıf. Atıf hadi Emenike. Vücut koyacağız Emenike. Çalım deneyebilir miyim? Emenike girdi. Attık harika bir yere. Çok hızlı gitti. Çok hızlı. Yine de ne olursa olsun maçı bırakmamamız lazım. 2-0'dan da döner. 3-0'dan da döner. 2-1 olursa zaten şu anda işler iyice sarpa sarar. Roman Neustadter.
İyi geliyoruz. Atıf Şeşu. Hayır, ona değil. Ona değil, yemin ediyorum ona değil. Bak. Ya vallahi billahi bu defansın bu topları bırakmasına anlam veremiyorum ya. Kontrol bizde, üstünlük bizde. Yavaşlıyorlar, bir anda duruyorlar. Sanki oyunu bilmiyorum ya. Strese sokuyorlar beni vallahi. Bizde. Joseph. Miroslav Sto. Sto riskli yerler. Emenike'ye. Tekrar Sto'a. Sto. Fellaini var ya. Bugün o kafasıyla kapıyor bütün topları saçıyla. Emenike geriye. Yukarıya. 3 kere orta. Vur Emenike. 3 kere ortayı da yerden yapan Van der Wiel var bizde. İndiririz. Rakip indirse de top bizde kaldı. Hadi oğlum. Bir kere daha. Harika. Emenike, yaz bunu da. 3-0 oldu. Müthiş oynuyoruz arkadaşlar. Oh, yavaş yavaş üzerimdeki stres kalkıyor. Gidiyor. Kara bulutlar dağılıyor. Emanuel Emenike Fenerbahçe'nin 3. kendisinin 2. golünü attı. Dakika 45. 2 Emenike, 1 Fernandao. Yapın presinizi. İlk yarı bitecek. 4, 5, 6 ne gelirse. Gol yemeyelim de. Evet. Hadi çocuklar. Bitirme hoca. Bitirme. Harika. Ver kaç. Yürü. Bitirme. Harika yere. Hadi Volkan Şen. Bir gole daha gidiyoruz. Hemen iki biraz geride kal. Kaleci önde. Volkan Şen. Ortayı yaptı. Kötü yere döndü. Vur. Atıf. Harika bir vole geldi. Bitirme. Bitir artık. Tamam. Bitirme. Son bir şans. Bitirmiyor hoca. Bir gol daha gelecek. Vallahi bitirmiyor. Bitti artık. Ah Atıf. O gol olsaydı efsane bir gol olurdu gerçekten. İlk yarıda tam 14 şutumuz var. Pas isabeti %89. Toplu oynama %59. Takımı bozmayacağım. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Böyle devam etsin. Umarım webcam'de sıkıntılar yoktur. Diken üstünde olduğumu 3 bölümdür söylüyorum. Van der Wiel, harika bir çalım. Van der Wiel, içeride kimse yok. Emenike gidiyor. İçeriye doğru sokulacağız. Van der Wiel ortayı kayarak yaptı. Fernandao'ya gelmedi. Şu ortaları kayarak yapmalarını anlam veremiyorum gerçekten. Açı var, yer var, zaman var. Müsaitsiniz. Sanki böyle son anda yetişmiş gibi. Çok güzel yere. Hadi gitti Emenike. Harika bir boşluk var. Emenike. 3 kere orta. Ah, hartta kaldı. Kaleci de hartmış ha. Kayarak müdahale, çalım geldi. Evet, çok iyi müdahale. Kaya bir kere daha. Yemeyin bunu. Çok güzel. Yani şu maçlarda belki sıkıntı yok ama bundan sonraki maçlarda bu hatalı tercihler beni ağlatabilir. Rakip geliyor. Harika bir yere. Offside. Offside. Dakikalar 62. 3-0'ın rahatlığı var. Fenerbahçe oyun kuruyor. 68. dakika. Van der Wiel. Güzel anlaşma. Van der Wiel basacak topa. Gerilerden gelen oyuncular var. Bir pas daha Volkan Şen. Hadi Fernandao gidiyor. Emanuel Emenike üst tarafa verdi. Harika yere. Atıf Şeşu. Atıf. Kaleci. Son anda korner. Atıf da kalecinin üstüne attı. Hedefi kaçırıyorsun. Cuadrado 70 dakika oynamış. Topla 13 kere buluşmuş ve hiçbir şey yok. Topun gerisindeki oyuncu Volkan Şen. Volkan Şen. Şöyle Fernandao'nun olduğu bölgeye doğru. Hadi. Zıpla oğlum. Ah, bir korner daha. Fernandao varken içeriği deneyeceğim. Evet. Vur yine. Olmadı. İlk yarıda attığımız 3 golle rahat durumdayız. Top yine bizde. Atıf. Fernandao bomboş. Vücut koyacağız. Fernandao. Gelenler var. Joseph. Ah Joseph ah. Yavaş yavaş eriyor dakikalar. İlk yarıdaki oyunumuzdan eser yok. Haydi bakalım. Hadi bir gol daha gelin. Emenike yavaş. Yavaşlıyor bazen. Volkan Şen. Yaz bunu. 4 oldu. Direğe mi attı boş kaleye? Bilmiyorum ama sanki topu direğe attı gibi. Vuramamış bak. Ha yok. Ama zorla vurmuş. 2 Emenike, 2 Fernandao. 4-0 öndeyiz artık rakip. Yapacak bir şey yok. Skill hareketleri yapıyor. Ver bakayım topu. Miroslav Sto.
basın. Alır mıyız? Bravo çocuklar. Roman Neustadter de bugün harika oynadı. Sto, tek top oynayacağız. Yürüyüp giden oyuncular var mı? Bakıyorum. Harika paslaşma. Atıf Emenike'ye. Emenike'den tekrar Atıf'a. Atıf basacak topa. Tekrar Emenike'ye. Kötü yere. İyi paslaşıyoruz. Bir kere daha. Kalenin dibinde artık var ya. 4-0 öndeyiz. Koş Emenike, koş, bırakma. Al o topu. Al 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 al. Ya ne salak bu adamlar ya. Heh. Koş koş koş. Hadi hadi. Kimse yok. Yani bir taç kullanacaksınız yarım saatte valla. Maç 0-0 olsa veya yeniliyor olsak krize girerdim. 59. Ne 59? 89. dakika. Rakip geliyor en azından bir gol diye. Yine Fabiano'nun üstüne gitti. Şansımıza da rakibin bütün şutları kalecinin üstüne gitti. Hadi bitiyor artık maç. Güzel yere indir. 5'e gidebilir miyiz? Deneyelim bakalım. Hadi Emenike. Haydi 5. gole gidiyoruz. Emenike kaleci çıktı. Biraz daha aşıtsam gol gelebilirdi. Fernandao'ya doğru. Hadi bakalım. Vur. Kea. Bu sefer Hart. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Yüksel. Hart için kolay bir top. Artık zafer geliyor diyebilirim. Topu kaparsak. Maç bitti. Fenerbahçe 4-0 tertemiz bir skorla 3 puan almayı başardı. Tebrikler çocuklar. Fernandao maçın oyuncusu mu oldu? Maçın oyuncusu Fernandao. 10 oynamış. 2 gol, 1 asist. Vay be, 10. 10 oynamalık ne yaptın lan sen? Helal olsun. Yani bana diyor ki beni oynat. Şöyle bakıyorum. En düşük oynayan Hasan Ali Kaldırım, o da 7.6. Bravo çocuklar ya. Harikasınız. 4-0 tertemiz bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Maç istatistikleri de böyle ileri. Puanımız 7 oldu. 7 puana daha ihtiyacımız var kalan 5 maçta. 2 galibiyet 1 beraberlik. Bu maça da böyle başlıyorum. Ozan Tufan, Volkan Şen, Uygar Zeybek, Mehmet Topal. Forvet'i bozmayacağım. Sadece defansta Neustadter'in yerine Şikirtel'i aldım. Bir de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı'yla yer değiştirdim. Bu maça bu şekilde giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi Uygar, sana güveniyorum kardeşim. Arkadaşlar, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advokat oyunda yok. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Kaç haftadan beri takipteyim, bulamıyorum. Ve ben artık bu takımın menajersiz, teknik direktörsüz ilerleyişine ne bileyim. Sevmiyorum, istemiyorum. Oranın boş olmasını istemiyorum. Ben buraya eski hocamız Aykut Kocaman'ı eklemek istiyorum arkadaşlar. Aykut bizim çocuğumuz. Aykut Kocaman, hatta sözleşmesi devam ediyor olmasaydı Konyaspor'la bu sene takımın başına da geçecekti. Bizzat Aziz Yıldırım söyledi bunu. Hatta dediler, sordular. Hani Aykut Kocaman artık bu kulübün kapısından geçemezdi ben varken. O da dedi ki işte bazen Fenerbahçe için söylediğimiz sözleri yutabiliyoruz. Yani Aykut'un geri dönüşüne Aziz Yıldırım sıcak bakmıştı. Hatta istemişti ama başaramadılar. Biz de sanal alemde Aykut'la yolumuza devam edelim. Bari orada bir teknik direktör olsun. Heh, şöyle ya. Vallahi böyle olsun. Rakibimizi arayalım. Bir rakip geldi. Nihayet bir rakip geldi. Bir Fenerbahçe takımına karşı daha oynayacağız. Evet. Beyaz formayla oynayacağız. Tamam, beyaz formayla oynayalım. Bu sefer uzun sürdü rakibi bulmak. O yüzden hiç 2-3 olmasına bile bakmıyorum. Maç yapalım da artık saat 12'yi geçti iyice. 83 rating, kimya 100, La Liga, İspanya karmasını kurmuş arkadaşımız. Haydi bakalım. Zor bir maç bizleri bekliyor ama 3 puanı yine söküp almalıyız. Mücadele etmeliyiz, bırakmamalıyız. Haydi çocuklar. Maça rakip Fenerbahçe başlıyor. Adı Fenerbahçe, oyuncuları Fenerbahçe değil, biz daha orijinal Fenerbahçe'yiz. En azından lig yükselse de sadece bu oyuncularla bir hedefimiz var. O da klasman 1'e, division 1'e çıkmak. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünya devlerine karşı oynuyoruz. Dünya yıldızlarına karşı oynuyoruz ama biz ruhumuzla mücadele ediyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar bu maçta. Bizim Fenerbahçe'ye. Gaytan. Sanki daha önce bu takımda oynadın mı? Hadi bomboş. Hadi Fernandao. Yürü oğlum. Yürü, yürü, yürü. Ya abi işte hızımız çok ya. Bu adam kontra atak oyuncusu değil ya. Çapraza da gidemedim. Elim ayağım birbirine girdi orada. Konuşamadım bile fark ettiyseniz. Ama büyük boşluklar var. Hadi Mehmet Topal. Sen ne arıyorsun? Mehmet Topal.
Ah, iki tane net gol pozisyonuna girdik, daha dakika 7. Ah be oğlum, ah. Buna değil de ilk pozisyona yanıyorum. Hadi, böyle giderse bu takımı atabiliriz belki. İyi oynuyoruz. Uygar. Uygar, harika yere. Ozan Tufan. Ozan, basacağız topa. Fernandao'ya, koy vücudunu oğlum. Koy vücudunu, kimse senden topu alamasın. Geriye çıkar. Uygar, plase, Uygar! Aman Allah'ım. Çok heyecanlandım bir anda. Ah be oğlum, iyi başladık. Dakika 11, 3 tane şutumuz var. Top bizde. Hadi bu pozisyondan bir şeyler çıksın. Tekrar Uygar'a, Emenike'ye. Emenike bekle, Fernandao gitti. Tekrar at aradan, haydi Emenike. Yaz bu sefer. Dayayacaktım 90'a ama olmadı. Sakin olayım dedim. Tık diye köşeden atayım dedim. Lan oğlum, o tarz pozisyonlarda solla vurursun alt köşeye. Sağ ayakla kalecinin üstüne doğru atıyorsun ama. Yani üzülürüm. Gerçekten üzülürüm şu maçta puan kaybedersek. Öyle bir şey olmayacak. Gönderdik. Çık! Navas'ın da boyu uzun. Keylor Navas. Kontra ataklara dikkat. Bravo Volkan Şen, defansa kadar geldik. Hadi. Güzel yere. Van der Wiel. Açtın ayağından topu. O nasıl kontrol? Bomboş. Aman aman aman. Ya Allah'ım ya Rabbim, attıkları yerlere bakın topu ya. Gol yiyorduk. Bir kere geldi rakip, inanılmaz net gol pozisyonuna girdi. Hadi oğlum. Niye bunlar kanat değiştirdi böyle? Acaba? Bir şey yok, offside yok. At Uygar'a. Hadi Uygar. At çalımı. Uygar! Ne yaptın Uygar? Bizde. Hayır, bu boşluktaki topu bırakma. Kim o? Van der Wiel hala orada ya. Kanat değiştirme yaptım yanlışlıkla ben. Sanmıyorum ama neyse, böyle bir oynasınlar. Bir şeyler oldu takıma. Gerçekten bir şeyler oldu. Bakayım, şöyle bir yapalım. Bu değil. Kanat değiştir, evet. Bakalım işe yarayacak mı? Oyuncular tam kafayı yediler ha. Maçın başındaki baskımız gitti. Net gol pozisyonlarını kaçırdık. Şimdi rakip geliyor. Gol yemezsek iyi. Hadi. Top bizde. Harika yere. Hadi Uygar. Hadi çocuğum. Fernandao. At Uygar'ın önüne. Uygar. Bravo. Top bizde kaldı. Ozan Tufan. Güzel yere. Emenike, senin koşu yapman lazım. Bekleme yerinde oğlum. O ayarlar mı gitti acaba? Hadi bizde. Çok gergin dakikalar. Van der Wiel tekrar kanadına girmiş. Omuz omuza mücadelemiz. Top bizde. Yürü oğlum. Ya abi, düz yürüyemiyoruz ya. Kim? Maçta stres başladı. Dakika 35. 2-3-0 öne geçebilirdik. Maalesef. O pozisyonları teptik. Harika. Ne? Ya bir git ya. Ve penaltı mı verdi? Lan biz ceza sahası içinde defalarca düştük. Allah'tan avuta gitti arkadaşlar. Bu maçın döndüğü nokta olmalı. Bu maçın döneceği nokta olmalı. İki tane oyuncumuzun sarı kartı var. Dikkatli olmalıyız. Uygar Emenike gitti. Nereye be? Nereye be oğlum? Vallahi biraz zor gol bulacağız gibime geliyor. Bak rakip de kapandı. O açıkları vermiyor artık. Dakika 45. Sarı kartımız da var. Bir yanlış kayma kırmızıya götürür bizi. Hayır ya. Omuz atacaktın ona. Bizde. Bizde. Hadi ilk yarı bitmeden son bir şans olabilir mi? Hadi oğlum. Bitirme hoca. Bu maçı mutlaka kazanmam lazım arkadaşlar. Bu maçı kaybedersem çok sinirlenirim. Ciddi anlamda sinirlenirim. Hadi. Hadi, inanılmaz net gol pozisyonlarını kaçırdık. Rakip penaltı kaçırdı. Durum 0-0.
Akıllı oynarsak bu maçı kazanırız ama Fernandao diyorsun orada. Küfür ettireceğim beni ya. Bak durduğu yere bak, şu Fernandao değil mi ya? Şu. Ne yapıyorsun sen abi orada ya, yarım saattir orta sahada? Bir şeyleri değiştirmem lazım benim. Oyuncular mevkilerinde değiller ya. Van Persie'yi alacağız. Uygar'ı çıkarıyorum. Yerine Alper Potuk her zamanki gibi. Böyle devam edeceğiz ve bir kanat değiştire daha basacağım. Arkadaşlar dakikalar azaldıkça stres artıyor bende, çünkü oyunumu oynayamaz oldum. İlk 11 dakikadan sonra bu takıma bir şeyler oldu. Yürüyün. Elim terledi var ya, şakır şakır su damlıyor ellerimden. Joystick sırılsıklam oldu. Şu ilk 11 dakikadan sonra bir şey yapamadık. Sakin bir şekilde gelmem lazım. Hakemi de rakipten zannediyorum. Yemin ederim rakipten zannediyorum. Çok güzel yere. Hadi oğlum. Offside. Offside. Yok muydu? Al şu topu. Alırsak biter. 20 dakika kaldı ya. Hadi oğlum. Hadi Van Persie. Bindir oğlum. Haydi Van der Wiel. Bas topa. Van der. Van der. Koş. Allah'ım ya Rabbim, bıktım bu takımdan. Gol yersen var ya hayattan bezerim. Yemin ediyorum gol yeseydim şunu kırar, seriyi sonlandırırdım. Bu kadar nefret ettim bu maçtan. Dakika 74. Bu maçı alamazsam kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç affetmeyeceğim. Hiç oynayamıyorum. Oynayamıyorum ya. İki pas yapamıyorum ya şu takıma karşı. Yürü. Yürü gönder. Hadi be oğlum. Ah Ozan Tufan. 15 dakika kaldı. Ne olur bir şeyler yapın. Hadi Alper Potuk, hadi kurtarıcımız. Hadi Lens, bir top daha. Yaz bunu. Kime çarptı o top? Bir korner daha. Bir gol atmam lazım. Ne olur bir gol atayım arkadaşlar. Heh, çalım pozisyonu gelebilir. Son 10 dakika. Bomboş, 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 bomboş. Ulan var ya, kanser oldum ya. Vallahi billahi yemin ediyorum kanser oldum ya. Kanser oldum, kanser, kanser. Yani şu futbolu oynadığınız için beni kanser ettiniz ya. Ulan bırakmayacağım. Bırakmayacağım da oynamıyorlar abi. Yemin ediyorum oynamıyorlar ya. Bir oyuncu oynamıyor ya. Adam akıllı iş yapmıyor ya. Dakika 86 oldu. Süremezler hiçbir leke. Çıkarız biz sokaklara. Oluruz omuz omuza. En azından bir beraberlik. Çünkü beraberlik de işimize yarayan bir skor. Oluruz omuz omuza. İsterse düşürsünler yerinde çıkart dibine. Hadi. Taraftarın yine arkanda. Öküz gibi futbol oynadılar. Şu maçta var ya, beni verem ettiler ya. Beni verem ettiler ya şu maçta. Bu maçı kaybettik maalesef. Hayattan soğuduğum maçlardan biri daha. %56'ya %44 topla oynama üstünlüğü. Hayattan soğudum ya. 4 maçımız var. İşte birini kaybettik. Bundan sonra neşeli bölümler bitiyor. Böyle her bölüm stres olacak.
Her bölüm stres olacak. 3 tane maç kaybettik. 3'ü de birbirinden beter maçlardı. Hani gerçekten 3'ünü de kaybedip böyle oyundan keyif aldığım maçlar değildi. Ağlaya ağlaya oynadığım maçlardı. Neyse, bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Artık bütün kapanışlar böyle buruk bir şekilde olacak mağlup olduğumda. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın. Kasırgalarla ve fırtınalarla boğuşan bir denizde yüzmek olur muydu hiç? Bu nasıl bir cesaret? Nasıl bir cesaret? Sahi ben ne gördüm o denizde? Zaten yaralanmış ve parçalanmış bir kalbin üstüne konmak olur muydu hiç? Bu nasıl bir aptallık? Nasıl bir aptallık? Sahi ben ne buldum o kalpte? Onu daha tanımadan kaybetmekten korktum. Belki de. Dünya uçlarında uzanıp tutmak